Yalan haberler de nefessiz bırakıyor. Aslan Bulut. Balkar Türklerinden arkadaşım Örüzdan Bolat yıllar önce insan gezegeni bir bunamanın içindedir. Bu durumu meydana getiren sorunların en önemlisi gün geçtikçe dünyamızı saran ve böylelikle onu boğan şiddet biçimi olan yalanları, uydurma haberleri yok etmektir diyordu. Yani insanlar nefes alamıyorsa bunda yalan haberlerin büyük payı var. Çünkü yalan haberler sayesinde insanlar tuzağa düşürülüyor. Yalan ne kadar büyük olursa inanan o kadar çok oluyor ve sonuçta insanlar bu cahillik sayesinde eğitimli bir köpeğin koyun sürüsünü ağla sokması gibi istenen kalıplara giriyor. Koronavirüsü salgını da bütün insanların dijital hayata geçmesi ve vücutlarına yerleştirilecek akıllı moleküler yapılar ile tamamen robota dönüştürülmesi için hazırlanmış bir süreçtir. Bu konuda başından beri bütün insanlığa Dünya Sağlık Örgütü üzerinden yalan söylenmektedir. Bir defa küresel salgın ilan eden Dünya Sağlık Örgütü'nün şu andaki en büyük finansörü insanları dijitalleştirmek için aşı dediği moleküler alıcı vericiler üreten Bill Gates'tir. Yani küresel salgın Bill Gates'in işine yaramaktadır. Fakat işin garibi şu ana kadar ölen insanlardan hiçbirinin koronavirüsten öldüğü ispat edilememiştir. Aşı geliştirmek için ölenlerden alınan koronavirüsler sağlıklı insanlardan da alınabilir. Esasen her yıl doğal mutasyon geçirdiği söylenen bu virüslere karşı aşı geliştirmek de mümkün değildir. Nitekim grip ve zatürre aşısı vardır ama hiçbir işe yaramamaktadır. Üstelik 2009'daki domuz gribi salgınının ilaç üreticilerinin kârlarını arttırmak için bu şirketlerle ortak olarak üretilen bir korku kampanyası olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün Epidemiyoloji Birimi Direktörü Profesör Olly Kail tarafından itiraf edilmiştir. Bugün koronavirüs salgını diye gösterilen salgın ise içine insan sağlığını etkileyen başka ajanların karıştırıldığı bütün insanlığa yönelik küresel bir saldırıdır. O başka ajanlar ne olabilir? 45 gündür yazıyorum. Bunların birincisi elektromanyetik radyasyondur. İnsan vücuduna yiyecekler üzerinden giren metallerin veya solunum yoluyla bulaşan virüslerin aktive edilerek harekete geçirilmesi bilimsel olarak mümkündür. Elektromanyetik titreşim ne kadar küçük, aralıklı ise biyolojik varlıkların bünyesini meydana getiren elementlerin atomlarında o kadar hızlı bir etkileşim söz konusudur. Biyolojik varlıklarda elektrikle çalıştığı için elektromanyetik dalgalar elektronların dönüşüne bile müdahil olabilmektedir. Bu müdahale bitkilerde yanmaya sebep olmaktadır. Bill Gates'in salgınlarla birlikte büyük yangınlardan bahsetmesinin sebebi de budur. Uygulanan teknolojinin büyük yangınlar çıkaracağını en iyi o bilmektedir. Böyle bir etki olmadığını iddia edenlerin ise biyokimyadan veya biyofizikten haberi yoktur. Varsa bile açıkça yalan söylemektedirler. Dolayısıyla küresel salgının asıl sebepleri farklıdır. Ayrıca hiçbir grip virüsü DNA'sı insan müdahalesi olmasa AIDS virüsü DNA'sı ile birleşemez. Böyle bir birleşme ancak laboratuvarda sağlanabilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçirilen TOB Nefes Kredisi, ekonominin nefes almasını sağlar mı bilemem ama insan ve hayvan vücudunun nefes almasını önleyen, bitkilerde yanmaya sebep olan elektromanyetik radyasyon gerçeğini anlamadan dünyada olup bitenleri anlamak mümkün değildir. Ne demiş Kanuni? Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes, sıhhat gibi. Saltanat didikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet, dünyada vahdet gibi. İnsan önce doğru haberde birleşmeli ki çözümde birleşebilsin.